Öncelikle hastalarımız bize bir şikayetle başvurduğunda şikayetiyle ilgili detaylı bir muayene söz konusu. Bu muayenede biz mesela sol bacağımda yürürken ağrı ve kramp oluyor dedi hastamız. Biz öncelikle ilgili bölgenin atar damarlarının açıklığını muayene ile değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Nabızlarına bakıyoruz. İlgili bölgenin nabzı diğer bacağa göre bu nabızda zayıflama ya da ortadan kaybolmuşsa şayet o zaman teşhisimiz büyük oranda gerçekleşiyor. Daha sonra bunu doğrulamak adına bir takım ek tetkikler yapıyoruz. Esasen teşhisimizi biz muayene ile koyuyoruz. Ve hastalarımızın anlattığı şikayetlerle tabii ki. Ondan sonra ne yapıyoruz? Arteriyel Doppler dediğimiz bir çeşit ultrason olan Doppler tetkikini yapıyoruz. Burada büyük oranda bize problemin varlığını ortaya koymuş oluyoruz. Arkasından az önce ve şu anda gördüğümüz Ekrana görüntülerde olduğu yansıyan, gibi evet. öncelikle bir tanısal anjiyografi yapıyoruz. Peki Doppler'le anjiyografi aynı şey midir diye Hayır, soru. Doppler dediğimiz şey dediğim gibi bir ultrason çeşidi. Ses dalgalarıyla yapılan bir tetkik. Kansız, acısız. Bugün yaptık, yarın yine yapabiliriz. Sıkça tekrarlayabiliriz. Hiçbir sorun, Yan etkisi yan yok. etkisi yok. Yok. Gebeler dahil herkese uygulanabiliyor. Güzel. Ultrason böyle bir Peki tetkik, basit bir tetkik. kriteri var mıdır Doppler'in? Çünkü belki de genetik yatkınlığı var ama hiçbir şikayeti yok. Onun derecesi var mıdır ya da günü saati var mıdır yaptırmak için? Anjiyo için de aynı şekilde Günü soru. saati tabii ki yok. Bu şikayet üzerine yapılan Geldiğinde, tetkikler bunlar. evet. Ve bu hastalar rutin kontrollerde bizim bir hastanın bacak damarının tıkalı olduğunu görmemiz nadir karşılaştığımız bir durum. Az önce bahsettiğimiz gibi biz kalp damarını kontrol ederken kasıktan hareket ettiğimiz için çoğu zaman kasık bölgesinden kalbe ulaşmaya çalışıyoruz. Kalp damarlarını görüntülemek için. Şayet kasık bölgesinde bir darlık varsa bunu zorunlu olarak görmek durumundayız zaten. Dolayısıyla biz orada hastamızın periferik arter hastalığının olduğu kanaatine ulaşıp arkasından anjiyografiyi yaparken bacak damarlarında görüntülüyoruz. Bir kısmı böyle ortaya çıkıyor. Yani hastanın şikayeti olmaksızın biz bir takım damarlarında darlıklar tespit ediyoruz. Ama büyük kısmı da az önce belirttiğim gibi yürürken bacaklarda kasılma, yanma, ağrı, buna topallayarak yürüme diye ifade edebiliriz bunu. Bu tür şikayetler üzerine biz genellikle bu tetkikleri yaparız. Değilse sırf kontrol olsun diye bir Doppler yaptırmıyoruz tabii ki. Çünkü bazı eham yapan danışanlarımız olabilir ama işte orada kriter nedir diye cevabını vermiş oldunuz. Kriter bence önce Evet. hastanın şikayetinin olması ve hekime başvurmuş olması, arkasından da hekiminin bu tetkiki istemesi. Bunun dışında hastanın gereksiz bir şekilde tetkilere maruz kalmasını doğru bulmuyoruz tabii ki.